Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti? Hani vicdan hürriyeti? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. İslam'ı konuşamayacaksam, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam, neden çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Gazetemde yazdığın yazıyla beni imha ettireceğini zannediyorsun. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Peşinden gölge gibi gökeceğim. Müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler, sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle. Yarın görüşürüz Allah'ın divarında. Dünyadaki her şey fani. Ben baki. Hünerin varsa bu cesedi oynat bakalım yerinden. Hayır, bitti artık. Bu cesedi yaşadan ruh ile uğraş. Kim bu? Yerin göğün sahibi, her şeyi senin emrine amade kılmış. O kadar mümtaz bir insansın ki sen eşin bulunmaz. Yalnız beni bil, babana kulluk et, daha cennetinde hazır onun karşısında. Minali, sen cennetin aşığı değil, cennetleri yaradan Allah'ın aşığı ol. Sen dünyaya geliyorsun, Mevla da sana, bana gel kulum, bana gel diyor. Allah seni çağırıyor kendisine, sen fanilerle aldanma, beni bırakma, bana sarıl, bana gel. Namaz yok, niyaz yok, herkes gözünü dikip soytarılar, maskaralar, çeşit çeşit oyunlarla, tuzaklarla, hilelerle insanların akılları, gönülleri çekile çekile çürümeye başladı, çürümeye. Başından sonuna kadar İslam'a hücum, hakaret, tecavüz, Allah'ın dinini tehlike sayarsan Allah sana rahmetleri mi vermez? Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım. Boğamazsa, hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Kanayan bir yara gördüm mü yanar taciyerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Haklı tutar kaldırırım. Herkes boynunu bükmüş. Kimse çıt yok, kıs yok, neme lazım diyen bir millet, Allah'a lazım değil, değil. Biz Allah'ın cihad etmemiz hususundaki emrine muhatabız. Mevlana buyurur ki, eğer bizim ahvadımız ve neslimiz bizden sonra bize hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya dayak kazanacak diyor. Hükümetin biri düşüyor, biri kalkıyor, biri iniyor, biri biniyor, biri gidiyor, biri geliyor. Oyuncak oldu memleket. Niye düşünmüyorsunuz? 47 senede 55 hükümet kurulmuş. Bir hükümete 8 ay bile dayanmamış. Ne kalkınacaksınız? Hangi sanayiden bahsediyorsunuz? Yazık değil mi şu cennet vatana? Yapmayın Müslümanlar. Bu vatana sahip olun. Eğer şu memleket parçalansa, bölünse, dağılsa, bizi komşularımızdan kimse içeriye alır mı almaz mı soruyor. Yere kaçamasın, hiçbir yere göç edemesin. Yapmayın, vatanın kıymetini, toprağımızın, ülkemizin, bölgemizin kıymetini bilelim. Milletin iradesiyle hareket etmelerini söyleyin. İcapla şartı bilmiyor. İmanın şartı bellidir ama icabı sonsuzdur. Her türlü ahlaki davranmak onun icabıdır. İnsaf ve merhamet onun icabıdır. Küfre karşı mücadele imanın icabıdır. İcabı şart yerine koymayı düşünüyor. Ben gene diyorum. Müslümanlar iktidarı niçin isterler? Zulüm gitsin, adalet gelsin diyedir. Sizden iman edip ameli salih işleyenlere Cenab-ı Hak vaat ediyor. O vaat henüz daha yerine gelmiyor. Ne vaat ediyor? İki şey vereceğiz Mevla'ya, iman ve amel-i salih. Karşılığında yeryüzünde biz söz sahibi olacağız. Müslüman toprak kavgasında değildir, dünya yeme kavgasında da değildir. Hak ve adalet yayılacak. Karanlığa, küfüre gömülmüş gönüller açılsın, nurlansın diye isterler. İşte bunu özleminde misiniz kullarım? Evet ya Rabbi, kullarım hiç bağırmayın. İki şey yapın, iman ve amel-i salih. Ben vereceğim, siz bunları yapın.
Mevla Talesleri bu nimeti henüz daha bize ihsan etmiş değildir. O halde anlıyoruz ki imanla amelin sayesinde koşuluyoruz var. Müslüman tedbirli ol, Müslüman temkinli ol, Müslüman dikkatli ol, Müslüman uyanık ol. Biliyorsunuz Hindistan'da sınırlara aşırı korkunç hürmetleri var, ilgileri var. Onları kutsal hayvan olarak kabul ediyorlar. Müslümanlar da bunu çok iyi biliyor. Kurban bayramlarında Hinduların damarlarına basmayalım, barış bozulmasın, fitne çıkmasın diye sınır kesmiyorlar. Koyun kesiyorlar. Bu asırlarca devam etmiş İngiliz entelijansının devlet eliyle yürütülen casusluk teşkilatı. Bu teşkilata mensup kafir, Allah ve İslam düşmanı bir İngiliz ajanı oranın en koyu Müslümanlardan birisinin kıyafetine bürünüyor. Başına muazzam sarık sarıyor, sırtına muhteşem bir cübbe giyiyor, bir de sünnete uygun bir sakal bırakıyor, bir de bacağına şalvar geçiriyor. Baktığınız zaman haza Müslüman zannediyorsunuz. Ama entelijans teşkilatına bağlı melun bir İngiliz ajanı. Buradaki Müslümanlarla Hinduların barışını bozmak için, huzurunu bozmak için bir tertip planlıyor. Geliyor, caddede dolaşan sığırlardan birisini yakalıyor, Hinduların gözü önünde çeke çeke götürüp caddenin ortasına yatırıp Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban kesmek üzere sesinin çıktığı kadar yüksek bir sesle Bismillahi Allahu Ekber diye bu sığırı kesmeye kalkmıyor mu? Hiç Hindular bunu hazmedebilir mi? Görülmüş şey değil. Hemen çevreden bu hadiseyi gören Hindular koşuşuyorlar, adamın elinden bıçağı almaya ve sığırı, ineği kurtarmaya geliyorlar. Öldürmeye de değil yani. İşte tarihi oyununu oynuyor bu kafir İngiliz. Ve var sesiyle bağırıyor, Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Kafir Hindular Müslümanı öldürüyorlar diye bağırıyor. Bağıran Müslüman değil, kurban kesen Müslüman değil, kafir. Ama zavallı Müslümanlar araştırmadan, incelemeden bu bağıran gavur kim yahu demeden, sakala aldanarak, sarığa aldanarak, küpeye aldanarak, ellerindeki taş ve sopalarla hücum edip, ineğin başında bekleyen Hinduların tamamını öldürüyorlar. Hindular da etrafta koşucup Müslümanları öldürüyorlar. Ama o İngiliz ajanı aradan sıvışıp kaçıyor. Onun burnu bile kalamıyor. Tarihin tespitine göre bu entelijansın ajanının sebep olduğu Hindu-Müslüman çatışmasında tam 2800 insan öldürülmüştür. O düşmanlık öyle oturmuş ki hala devam ediyor, güzel serdenleri devam ediyor. Barış bozulmuştur. Aynı oyunlar Türkiye'de oynanabilir mi, oynanamaz Müslümanlar? Vallahi Sivas'ta oynanmıştır. Önümdeki Kur'an'a yemin ederek söylüyorum. Sivas'taki Madımak Oteli'ni yakanlar Müslümanlar değil, ajanlardır. Ama Müslümanlar yakmıştır diye bazı gafiller gittiler, Başpınar Köyü'nü yaktılar. Aman Allah'ım, aynı Hindistan gibi. Sünni ve Alevi çatışmasını çıkaranlar kafirdirler. İngilizdirler, İsrail'dir, Amerika'dır. Bölerek, parçalayarak Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi çalışıyor hayrol hainler. Aldanmamak lazım. Irkçılığı bırakın. Irkçılık sizi birbirinize düşürür. Allah peygamberinin ırkına bile torpil yapmamıştır ki sana mı torpil yapacak? Peygamber milliyetçi ırkçı olsaydı Arap milliyetçisi olurdu. Tam aksine ırkçılığı ayağımın altına aldım, kavmiyetçilik güden benden değildir dedi. Sizin en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Irkçılık yok, ümmetiz. Lisan ayrımı yapmayın. İşgal kuvveti İngilizceden sınıfta kalınıyor bu ülkede. Bırakın da Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin milli kahraman şehzaidin de lisanı bu ülkede hır olsun, bırakın. Mezhep kavgasını bırakın. Sizi şimdi Alevi Sünni kavgasına tutacaklar. Oyunları sezdim, onu anlatıyorum. Çanakkale'de birlikte korudu Alevi Sünni bu ülkeyi. Ne Alevi boyuna gelsin ne Sünni. Bu zulüm küle düzeni, ahmak düzeni, köle düzenini boğalım, var mısınız? Tarikat kavgasını bırakın. Kadir-i Nakşi, hayatı masonlarla mücadeleyle geçen Süleyman Hilmi Tunağan Hazretlerinin hayranıyız, aşığım. Benim tarikat, senin tarikat yok. Müslümanlar kardeştir. Eviniz yanarken ayrım yapıyor musunuz?
can acıyınca, koltuk yanınca herkese gel diyorsunuz. Kabe Medine gidiyor, vatan yanıyor. Birleşiniz, birleşiniz, birleşiniz. İlim, alemi İslam'ın en büyük boşluğu burada. İman ettikten sonra araya hemen ilim intikal eder. Çünkü ilim olmadan amel edilmez. Amel ilmin neticesidir. Bakın aradan o ilmi çekmiş almışlar. İmandan sonra amel gelir diyerek işin içinden çıkılmış ve ilim ihmal edilmiştir. İnsan tanımadığı şeyden korkmaz. Tanımadığı şeyden çekinmez. Tanımadığı şeyin hakkını veremez. Tanımadığı kimseyle alakadar olamaz. Tanımak da ilimle olur. Allah'ı tanımanın yolu ilimdir. Yeryüzündeki Müslümanlar, yeryüzündeki insanların dörtte birini temsil ediyor. Ancak ilimde, teknolojide, sanatta, sanayide, yeryüzündeki nimetlerin üretiminde, tüketiminde payımız ne kadar? Bunu düşünmek zorundayız. Bir an düşünelim yani yeryüzündeki Müslümanlar, 1,5 milyar Müslüman dünyadan çekilsin. Dünyanın dengesi, düzeni alt üst olur mu olmaz mı? Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ama 80 milyonluk Almanya'yı dünyadan kaldırın, dünya alt üst olur. Alacağınız aspirin kalmaz. Bindiğimiz araba onların. Kitap okurken kullandığımız mercek gözlük onların. Kolumuzdaki saat onların. Yaktığımız enerji onların. Alemi İslam'ın yeryüzündeki fonksiyonu nedir, aksiyonu nedir? Ne üretebiliyoruz dünyaya? Ne verebiliyoruz dünyaya? Evvelce adaleti Müslümanlar dağıtıyordu. İnsan sevgisini, insana saygıyı, insan haklarını, insanların kültürüne, medeniyetine, hayatına, haysiyetine ait bütün değerleri koruyanlar Müslümanlardı. Mazlumun yanında Müslümanlar yer alıyordu. Zalimin karşısına Müslümanlar dikiliyordu. Gittiği yere adalet götürüyordu, hakikat götürüyordu, merhamet götürüyordu. Şimdi Müslüman gidip Amerika'dan merhamet dileniyor, Avrupa'dan merhamet dileniyor. Bu hale gelmek haysiyet kırıcı, bir müminin imanına sığmayan meseleler. Vücuda girdiği zaman bir vücut haramla beslenirse o vücut itaat edemez, o vücut namaz kılamaz, eğilemez. Harama helale dikkat etmeyi, ondan sonra ya ibadetten falan zevk alamıyorum. Kabahat senin. Olgunluğa ulaşmak kalbin tasfiyesiyledir, temizlenmesiyledir. Kalbin temizlenmesi helal lokma yemekle mümkündür. Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul edilmez, faydası olmaz. Yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, ahlak ve amelde Resulü Aleyhisselam'a tabi olmak ve ihlas, yani her işi yalnız Allah'ın rızası için. Peygamberimize tabi olmaktan önce de helal yemek diyor. Çünkü helal yerse tabi olur, helal yemezse tabi olmaz. Bu zamanda helal lokma yiyen pek azdır. Batınını, kalbini tasfiye etmiş insan da yok gibidir ki ondan ilahi esrar, yani sırlar nasıl tecelli eder ki? Evlat, senin o hallerin şeytanın marifetiydi. Şimdi helal lokma yiyince şeytan içine giremedi. Giremeyince de o halden kayboldu diyor. Esas halin senin bu diyor. Fatih Buhari Hazretleri'nin bir talebesi varmış. Tasavvuf yolunda böyle ilerlerken bazı haller kavuşmuş, onlar kaybolmuş. Acaba diyor sebebi nedir? Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını araştır. Talebe araştırıyor. Yemeğini pişirirken ocakta helal olup olmadığı şüpheli, bir parça odun yakmış olduğunu tespit eder ve tövbe eder. Yemeği pişiren odun, lokmayı helalden temin edebilmek için uğraşmak, geceleri ibadet edip gündüzleri oruç tutmaktan efdaldir. Çünkü her şeyin başı helal lokmadır buyuruyorlar. Bütün ibadetlerin başı helal lokma kazanmak, çoluk çocuğuna helal yedirmektir. İnsan vücudunda amellerin tohumu yenilen lokmadır. Müslümanısın sen.
dedelerimizin bu kılıçları maharetle kullandık da namlarımızı yaymışlar etrafa, bunlarla iftihar ederiz ama bugün bunların evladı olan bizlerin nefislerimizin kölesi, esiri olması çok acı olur. Düşmanla muharebe farz-ı kifayedir, nefsiyle mücadele farz-ı ayındır. Nefisle de mücadelede mağlup olursan düşmana mağlubiyetten daha beterdir. Dünya yıkılıyor, yıkılsın efendim, bana ne? Dünyanın sahibi Allah. Bana şimdi emretmiş namaz kılınacak diyerekten vakit gelmiştir. Ben namazımı kılmakla mükellefim. Gönül açtı mıydı, arşı da geçer, karşı da geçer. Öyleyse sen imanın, İslam'ın kıymetini eğil. Gönlüne Allah dedirmenin yoluna bak. Onun emirlerine inkiyat eyle. Sigara içilmesin diye bir yazı yazdım. 40 tane alim adamdan yazı geldi. Sen sigaraya ne çatıyorsun bilmem ne. Ne kadar avukatı varmış. Ben de tereddüt ettim. Elhamdülillah rüyada takviye gördük de rahat ettik. İnsan günaha alıştı mı sigarayı bırakamıyor. Mekruhattan ne olurmuş içsem. Günahın küçüğü olmaz. Neden? Kime karşı yapıyorsun günahı? Allah'a karşı. O da büyüktür o zaman. Küçük de olsa büyüktür. Olacaksın, hem de Kur'an-ı Kerim sana şifa olacak, hem de yeryüzünde inim inim inleyeceksin. Buna imkan yok. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarıldığınız müddetçe sürünmeyeceksiniz, ezilmeyeceksiniz, yıkılmayacaksınız, küfrün altında kalmayacaksınız dediği halde niye böyle olmuştur? Allah'ın ilminde hata olmaz, yanlışlık olmaz, isabetsizlik olmaz. Manasını anlamadan Kur'an okumak, içinde bal bulunan kavanozu dışından yalamak gibidir. Ayetleri anlamadan, manasına girmeden 100 sene okusanız hiçbir meseleniz çözülmez diyor. Alem-i İslam bugün onu sürünüyor. Ve Allah-u Teala bu Kur'an'ı da insanlara dolayısıyla şifa olsun diye de müminlere göndermiş. Burada bir yanlışlık var, bir boşluk var. İşte mühim olan bu boşlukları tespit edip onları doldurabilmektir. Asıl hedef Türkiye'dir. Irak'ı almış, şimdi Suriye'yi alacağım diyor. İran'ı alacağım, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı ve Türkiye'yi alacağım. Arz-ı Mev'udu İsrail'e katacağım. Böylece ebedi dünya hakimiyetine ulaşacağız. 1400 yıllık Müslüman topraklarını bir gözümüzün önünde yutuyor. Gereğini yapmanın vakti geldiğine bütün milletimizin hepsi ani olsun. Barış ve adalet dünyasını Türkiye öncülüğünde ancak kurmak mümkündür. Türkiye'yi parçalamak için her türlü gayreti gösteriyorlar. Üütüp yutmak için planlarını açıkça ilan edip adım adım yürüyorlar. Her gün bir yeni facia, bir yeni felaket, bir yeni tecavüzü gerçekleştiriyor. Bu gidişata seyirci olarak kalamayız. Mutlaka bu aziz milletimiz bu gidişata dur diyecektir. Bütün insanlığı bu gidişattan kurtarmak için üzerine düşen vazifeyi yapacaktır. Böyle bir hizmeti yapabilmesi için Türkiye'nin güçlü olması lazım. Allah vardır diyen mümin olamaz. Ta ki Allah'ın yarattığı mahlukat, mevcudat üzerinde hüküm koyma, kanun koyma, tasarruf etme hakkını kabul etmedikçe. Bir çıkmazın içindeyiz. Bu çıkmazdan kurtulmanın çaresi nedir? Allah'ı yaratıcı kabul ettin mi? Onun tasarruf hakkını kabul etmek zorundasın. Hristiyan kaynaklı kanunları koymuşlar mı, koymamışlar mı? Bu bir vaka mı değil mi? Allah vardır diyor, amenna, yaratıcıdır, göklerin de, yerin de, insanın da, her şeyin de yaratıcısı Allah'tır. Allah orada kalsın, karışmasın, kanunları biz koyalım.
yarattıkları hakkında hüküm verme, hüküm koyma hakkı Allah'ındır. Kimse bu hakkı gasp edemez. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Bunu anlatmamız lazım topluma. Bunu anlatmamız lazım gençliğe, münevvere, okumuşa, herkese. Tebliğ buradan başlaması lazım. Ateş dudağında dans ediyorsunuz. Allah'ın farz kıldığı bir ibadet sallayarak yaşıyorsan, sen cehennemdesin ama ölmediğin için girmedin. Çılgınlar gibi helenin. Doğu Türkistan yok olsun, Orta Doğu kan göl olsun. Afrika acından ölsün. Siz çılgınlar gibi eğlenin diyor Allah. Cehennemin içindesiniz. Görüşeceğiz. İçinde bulunduğumuz günler iyi günler değil. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzü cehennem kazanı gibi kaynıyor. İçeride vatan hainleri var. Dışarıda korkunç düşmanlar var. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı mahvetmek istiyorlar. Çok dikkatli, uyanık bir tavır takınmak zorundayız. Bir takım tahriklere, kışkırtmalara, içeriden ve dışarıdan zorlamalara aldanmamak zorundayız. Gizli gizli, içten içe Müslümanları çepeçevre kuşatmak isteyen, müminlerin iman nurunu söndürmek isteyen binbir çeşit düşmana fırsat vermemek borcundayız. Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin ahlakını başa kadar götürmek borcundayız. Bu memleket Müslümandır. Bunu hiçbir kudret inkar edemez, hiçbir yönetim inkar edemez. Amentü billahi ve melaiketihi esasları memlekette bir uçtan öbür uça kadar bayrak gibi dalgalanacaktır. Hazreti Kur'an'ın bayrağını kimse elimizden almaya cesaret edemeyecektir. Bu memleketin sahibi vardır. Bu memleketin şuuruna, huzuruna hizmet edenler vardır. Emniyet kuvvetleri vardır. Silahlı kuvvetler vardır. Kimse bizi parçalayamaz.